Merhaba. Madrid'deki Prado Müzesi'ndeyiz ve Ribera'nın eserlerinden birine bakmaktayız. Bu eserin adı Aziz Filip'in Şehadeti. Aslında bu epey rahatsız edici bir resim. İnfaz edilmek üzere bir haça gerilmekte olan Aziz Filip'i görüyoruz. Onun bu halini ve benzerlerini barok sanatında sıklıkla görmemiz mümkün. Mesela Rubens'in Çarmıhın Yükselişi adlı eseri de haça hazırlık sürecini gösteren resimlere ve bu şehitlik olgusuna bir örnektir. Aslında bu durum Rubens'e ya da bu örnekte olduğu gibi Ribera'ya resmin özellikle fiziksel yönünü ön plana çıkarma konusunda yardımcı olur. Şu kaslara bakın, vücudun gerilmesine bir bakın. Şehit edilmek üzere olan şu adamı dengeli şekilde bağlayabilmek için harcanan çabayı görebiliyor musunuz? Burada benim olağanüstü bulduğum başka bir şey, Aziz Filip'in vücudunun ele alınış şekli. Vücudundaki çukurluklar ve gölgeler, azizin vücudunu daha haça gerilmeden biçimsiz bir hale getirmiş. Adeta vücudun kuvvetini hissedebiliyorsunuz. Bunu kollardaki ve bacaklardaki kaslardan anlamanız mümkün. Fakat öte yandan özellikle karın bölgesindeki gölgeler vücudu daha da savunmasız bir hale getirmiş. Resimdeki yüze baktığımızda Caravaggio'nun etkisini görebiliyoruz. Çok sıradan biri gibi duruyor. O bir balıkçı. Bu resimdeki figürlerle ilgili idealleştirilen hiçbir şey yok. Barok sanatındaki açıklık ve koyuluk arasında tezat oluşturan sadeliğe burada da rastlıyoruz. Haçın tahta kısmına doğru uzanan sol koluna dikkatlice baktığınızda üzerinde benekler olduğunu görürsünüz. Bunlar vücudundan yansıyan karanlık gölgeyi vurgulamak ve açık renkle koyu renk arasındaki tezatı göstermek için uygulanmış. Aslında burada daha çok barok mimarisinde görebileceğimiz tarz bir dalgalanma da mevcut. Daha ayrıntılı baktığımda bir de şunu fark ediyorum. Tuvalin alt kısmında yukarı doğru yükselen kollarla adeta bir yarım çember oluşturulmuş. Aslında resimde çukurluklar var derken kastettiğim şeylerden biri de buydu bu bir anlamda bu adamın savunmasızlığını ve de kontrolün artık kendisinde olmayışını gözler önüne seriyor diğer taraftan da şu sağdaki figürün azizin ayaklarını kaldırmaya çalıştığını görüyoruz yani gerçekten de az sonra vücudunun dengesini ve kontrolünü tamamen yitirmiş olacağını anlayabiliyoruz Bundan sonra iş tamamen işkencecilerin insafına kalmış olacak. Bu resimde barok sanatında sürekli gördüğümüz bir şey daha var. Bize daha uzak olan obje ya da figürlerin yanındakine kıyasla bilinçli bir şekilde daha küçük gösterilmeleri. Mesela az önce bahsettiğimiz sağdaki kırmızılı figür resimden görüntü alanımıza girmiş gibi duruyor. Onun da gövde kısmı daha küçük gösterilmiş. Aynı şekilde Soldaki ipleri çeken figürler de adeta bizim alanımıza yaklaşır gibi bir hale almışlar. Benzer olarak Aziz Filip de aslında bize bayağı yakın duruyor. Öte yandan arka planda meydana gelen çok da bir şey yok. Tek görebildiğimiz klasik sütunlar. Bunlar da muhtemelen klasik dönemin sonunu ve Hristiyanlık döneminin başlangıcını ifade etmek için kullanılmış aslında genel olarak tuvalin alt ve üst bölgeleri arasında ilginç bir kontrast göze çarpıyor resmin alt kısmı tamamen şiddeti, korkuyu ve ağır bir atmosferi temsil ederken üst kısmı ise tam tersine açık ve güzel mavi bir gökyüzünü bize yansıtıyor bunun bir nevi ruhsal esaretten kurtulma olduğunu varsayabiliriz Sol alt tarafta bulunan anne ve çocuk figürü de dikkatimizi çekiyor. Bu figürler sanki Aziz Filip'e yapılanları daha da trajik bir hale getiriyorlar. Düşününce bu barok gerçekçiliğine ait olan bir olgu olabilir. Barok sanatçılarının yarattığı bu dinsel sahneler adeta günlük bir dille günlük yaşantıyı anlatır gibiler. Hoşçakalın.